Heh, hoş gelmişsin. Mektubunuz gelmişti. Vay, mektup gelmiştir. Bir de imzanızı alayım. Hele siye bir şey diyen mi pulluğum? Kim yazmışsa vallahi helal olsun. Bu devirde kaldı mı artık mektup yollayan? Anca dıt dıt beş az. İmza mı atacağım? İmza atalım. Şurası. Buyur Hasan, sağ olasın. Afiyet olsun ağam. Sağ ol kızım. Harun Bey, kahve ister misiniz siz de? Teşekkürler Melike, sağ ol, içmeyeceğim. Müsaade var mı Nusum? Epeydir yoktunuz, özlettiniz kendinizi ha. Füsun Hanım'ın buraya gelişi sizce de enteresan olmadı mı? Yani siz mi getirdiniz yoksa kendisi mi geldi? Merak ettim, öylesine soruyorum. Ağam Musi'ye gelmiş. Aslan. Nasuh ağam, siz buradan kahveyi içemiyorsunuz rahat. Ben bunu böyle koyayım ki daha rahat içesiniz. Ne yapıyorsun ya? Özür dilerim. Sakarlık işte. Ben hemen hallederim Melike ile şimdi. Sen mi üstüne vazife değil? Bırak Melike halletsin. Tövbe tövbe. Etrafa bulaşmasın diye şuraya asıyorum. Şimdi Melike'yi çağıracağım, halledeceğiz. Özür dilerim tekrardan. Bu oğlana bir türlü ısınamadım. Kağıt oğullarına gönderecek ne gibi mektubun olabilir ki? Hanife. Tam da tahmin ettiğim gibi. Her şeyi bitirmeye karar verdim. Ve bana hiçbir şey söylemeden. Siz bu mektubu okurken Reyhan'la ben çoktan buradan ayrılmış olacağız. Ama gitmeden önce sevdiğim kadının ailesine son bir iyilik yapmak da benim Reyhan'a olan borcum. Azize Aslan Bey ile ilgili gerçekleri kardeşi Hanife'nin mektubunda bulacaksınız. Bir de Harun meselesi var. Harun Bakırcıoğlu. Benim konağınıza yerleştirdiğim biridir. Gerçekleri ortaya çıkartmak konusunda bana çok yardımı dokundu. Kızınızla da bu uğurda evlenmişti. Ama onun da kendi sırları vardı. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.